Ahmet Davutoğlu dün Suruç'taki saldırıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Davutoğlu Suruç'taki saldırıyı gerçekleştirenin DAEŞ bağlantılı canlı bomba olduğu ihtimalinin yoğunluk kazandığını söyledi. Bir şüpheli tespit edilmiş durumda dedi ama 4 siyasi parti liderine de ortak bir çağrı yaptı. Bildirge çağrısını yineledi. Bu büyük bir acıdır ve bütün Türkiye'yi bir kenetlemesi gereken ortak duygu ve hissiyatla birlikte davranmamız gereken çok acı bir olayla karşı karşıyayız. Ve ilk defa karşı karşıya değiliz. Gerçekleşen saldırı daha önce El-Kaide'nin, PKK'nın ya da yine DAEŞ'in veya Suriye bağlantılı, rejim bağlantılı grupların Reyhanlı'da yaptığı saldırılar hepsi aynı insanlık dışı zihniyetin gerçekleştirdiği saldırılardır. Siyasi geçmişleri, ideolojileri ne olursa olsun hepsi bizim vatandaşımızdır. Hepsi bizim canımızdır. Derinlemesine bu soruşturma sürdürülüyor. Anlaşılan o ki bütün bu süreç içinde ya bir sızma ya da grup içinde söz konusu olan kimliği teşhis edilemeyen bir şahıs tarafından bir canlı bomba olmak suretiyle bu katliam gerçekleştiriliyor. Şahsın tespiti konusunda ciddi bir mesafe alındı. Bir şüpheli tespit edilmiş durumda yurt içi ve yurt dışı bütün bağlantıları çıkarılıyor. Dün de vurguladığım gibi şu an özellikle DAEŞ bağlantısı ve canlı bomba ihtimali yoğunluk kazanmış durumda ama nihai soruşturma o neticeler ortaya çıkmadan tabii bir şey söylemek doğru değil. En kısa sürede bu soruşturmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Bu bağlamda da yine dün yapmış olduğum çağrıyı bir kez daha tekrarlıyorum. Gelin hep beraber ortak bir metne imza atalım. Ve terörü kim yaparsa yapsın karşı çıkalım, terörden mağdur olmuş kim olursa olsun onu da bağrımıza basalım. Failleri farklı olabilir ama zihniyetleri ve hedefleri aynıdır. Zihniyetleri terör üzerinden bir siyasi rant sağlamadır, hedefleri ise Türkiye'dir. Bütün parti genel başkanları teröre karşı ortak bir tutumda birleşene kadar gerekiyorsa her gün bu çağrı yapacağım. Ta ki teröre karşı net tavır alanlar açık bir şekilde ortaya çıksınlar. Eğer siyasi liderler buradan şu veya bu cihetle siyasi bir rant elde edebilir miyiz diye bir yaklaşım içinde tavır sergilemeye kalkarlarsa bedelini bütün ülke öder. Ama dört parti genel başkanı ortak bir deklarasyonda hepimizin anlaştığı bir metinde teröre karşı güçlü bir ses çıkarırlarsa terör örgütleri izole olacaklardır. Aynı şekilde bugün defnedeceğimiz askerimizin de şehidimizin de acısının hissedilmesini bekleriz. Bunlar hepsi bizim yüreğimizdir, hepsi bizim canımızdır. Bu canların bir daha heba olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız.